para kazanılmıyor, olmuyor, etmiyor. Ben de kendi başıma sıfırdan şimdi bir hesap açtım. 30 gün boyunca, yani teknik olarak bir ay boyunca her gün bu hesaba ürün yükleyeceğim, satacağım ve bir ay içerisinde sıfırdan açılmış bir hesapta ne kadar para kazanabiliriz hepimiz beraber göreceğiz. O zaman hazırsanız başlayalım. İlk önce ne yaptığımızı anlayabilmek için arkadaşlar kanala abone olun. Bundan sonraki gelen olan güzel içerikleri görebilmeniz için siz de kendi beraberinizde sıfırdan şu an eBay'de dükkan açarsanız bir ay gibi bir kısa sürede yeni hesapla ne kadar para kazanabiliriz? Şimdi bunları izleyeceğiz. Öncelikle yapacağım iş modeli dropshipping arkadaşlar. Dropshipping nedir? Hemen ufak bir şekilde anlatayım. Ürünlerim sanki bende varmış gibi ürünlerimi listeleyeceğim. Satıldığı zaman gelen parayla ürünü alıp müşterime göndereceğim. Ve neredeyse sıfır riskle çok ciddi paralar kazanmayı ümit ediyorum. Daha önce günde 20-25 bin pound kazandığım oldu. Fakat sıfırdan bir hesapla denediğimizde nasıl sonuçlar alacağız? İşte sizler için her gün paylaşacağım, araştıracağım, özel kullandığım yazılımları ve toptancıları göstereceğim video serisine hoş geldiniz. Akın Yılmaz'la milyonerliğe doğru olan, hadi böyle olsun, havalı oldu. Ben daha önce yaptım, şimdi siz nasıl yaparsanız öncelikle onu anlatacağım. İlk önce arkadaşlar bunun için eBay'de bir hesabımızın olması gerekiyor. Ben yeni bir tane sıfırdan hesap açtım. Açmış olduğum hesapla işlemlerimi gerçekleştireceğim. Kendimi de şuraya alayım, daha güzel görün. eBay nedir? eBay bir satış platformu arkadaşlar. Ürünlerinizi çok rahat ve güzel bir şekilde satabileceğiniz çok güzel şeyler var. Kesinlikle herkese tavsiye ederim. Çünkü çok ciddi anlamda paralar kazanmayı ümit ediyoruz. Fakat bunu uygulama olarak hep beraber görelim. Şimdi ilk yapmam gereken şey arkadaşlar, platformdaki kişisel bilgilerimi doğru bir şekilde girmem. Onları burada göstermeyeceğim. Göstermemin sebebi de şu arkadaşlar, özel bilgiler. Siz de kendi özel bilgilerinizi sisteme girebilirsiniz. İsim, soyadım, adres vesaire vesaire. Ödeme yöntemimi de bağladım. Payoneer'de ödemimi alacağım ya da başka bir bankayla alacağım. Siz hangisini seçiyorsunuz. Sonra gelelim işin en önemli ve en olması gereken sürecine. Bu ne? Bu arkadaşlar ürün araştırma. Şimdi ben geliyorum buraya, ürün araştırma sürecine geliyorum. Şimdi diyorum ki bana uygun fiyata, ilk başlarda yeni başladığım için çok fazla pahalı ürünler koymayacağım hesabımın. Bu işi doğru yapmayı bilmeyen arkadaşların hepsinin hesabı kapanıyor çünkü. Şimdi bu süreci nasıl gerçekleştireceğiz? Ben geliyorum buraya, arama butonuna basıyorum ve Amazon'da satan bir ürünü bulacağım. Şimdi ben burada dikkatli olarak araştırma yaptığımda Amazon'da satan ürünlerin ismini ben buraya yazarsam direkt öneme çıkar. İngiltere marketindeyim ve pet ürünleri satmak istiyorum. Bakalım pet ürünlerini satan droplar var mı? Drop yapanların dükkanlarına gidelim. Ne kadar satıyormuş? Hangi ürünü satıyormuş? Bunu bulduktan sonra da gelin dükkanımıza hızlı bir şekilde yükleyelim. Hem de hesaplarınız kapanmadan doğru ve hızlı bir şekilde adım adım görelim. Peki ben buraya geldim. Pet ile ilgili olan ürünlere baktığımda filtre bölümüne geliyorum. Sadece drop yapanları göster diyorum bana. Çok bir şey çıkmadı. Yani tam istediğim kadar olmadı. Şimdi yeni başlamış hesaplar var. Bunlar benim için çok önemli arkadaşlar. Bazı durumlarda şöyle bir durum var. Mesela burada ürün ver olarak gözüküyor ama şimdi baktığınız zaman ürünün ismi Vero, ürün markası değil, bazen Laser Vero olarak geçiyor. Hani herhangi bir şekilde Vero teşkil etmiyor ama siz yine de ne olur yeni hesaplarda böyle bir şey yapmayın. Şimdi ben bakıyorum, şurada bir tane arkadaşım bayağı güzel ürünler satmış. Ne kadar satmış? Kendi dükkanına bakalım. 70 pound'a satıyormuş. Ben bunun dükkanına bakmak istiyorum. Neler satıyor? Ne kadar para kazanmış bu ay içerisinde? Ve ben de onun sattığı ürünleri kendi dükkanıma listelersem çok güzel sonuçlar alabileceğimi şahsen düşünüyorum. Daha önce yaptım. Şimdi neden olmaz? Şimdi bunun için beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Waiting list'e gitmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde ben satan ürünlere geliyorum. Genel olarak arkadaşlar ben ürünlerimi Akın Baba'dan yüklüyorum. Akın Baba nedir? Ürünlerinizin çıkış adresi bir yerden, bir depodan çıktığı için eBay'in politikalarına karşı herhangi bir şekilde bir şey yapmıyorum. Bildiğiniz üzere Amazon'dan vesaire gönderince hesaplar kısıtlanabiliyor. O yüzden ben Akın Baba'dan ürünleri çıkartacağım ve böylelikle ürünleri çok daha sağlıklı ve daha uygun fiyata alacağım. Şimdi burada bir tane ürün var. Bu ürün 7.99 pound'a Akın Baba'da satılıyor arkadaşlar, ücretsiz kargoyla. Şimdi ben bu ürünü gelip şurada araştırdığım zaman buraya geliyorum, ürün araştırma bölümüne ismini yazıyorum ürünün. Bakalım ürün satılıyor mu? Tekrardan gelelim. Şuradan daha detaylı şekilde araştıralım. Bunu direkt eBay içerisinden de araştırabilirsiniz arkadaşlar. Yine böyle yapmanıza gerek yok ama ben geliyorum, bakıyorum bu ürünü satan satıcılara. Eğer önünüze çıkmıyorsa bazı kelimeleri kaldırabiliriz. Hemen kaldırıyorum. Tekrar yine arıyorum. Ötekini de kısaltabilirim, çoğaltabilirim. Ya da direkt eBay'den bakabilirim. Size kalmış. Bakın burada satılan ürünlere hepsi hemen hemen aynı değil ama çoğu dropshipping yaptığını buradan görebiliyorum. Bunun sebebi de şu an bana ne yazık ki İngiltere değil Amerika marketinden gösteriyor. No no no, bu olmaz. Tekrar başa sarıyoruz.
Ve burada şu ismi şurada lock and spray kaldırıyorum ve tekrar aratıyorum. Sonuçlar değişecek arkadaşlar. Doğru şekilde aradığınız takdirde bazı ürünler çıkıyor. Zitten araştırıp da bulabilirsiniz. Şimdi bu süreci çok girmeyeceğim. Ürünü zaten ben buldum. Bulduğum için Akın Baba'ya yükledim zaten. Buraya geliyorum arkadaşlar ve ürünün adını yazıyorum. Ve ürünün adını yazdığımda hemen bakıyorum. Burada bir tane ürün buldum. Şu görmüş olduğum ürün arkadaşlar 11.95 pound'a satılıyor. 1773 tane satmış. İşte aradığımız şey buydu. Bu ürünü biz eğer buradan alırsak 7.99'a hemen bakalım. Yeni hesaplarda çok fazla şey yapmak istemiyorum. eBay fee kalkülatöre geliyorum. Buradan şimdi benim alacağım ürünün fiyatı ne kadarmış hemen gelin bakalım arkadaşlar buradan. Benim alacağım ürün bu ürün ne kadar satıyormuş 7.99'a Akın Baba'da. Şuraya hemen yazalım ürün 7.99. Bu ürünü biz kaça satıyor bu arkadaş? 11.95. Güzel, süper. Hemen geliyorum, hesaplıyorum. 11.95. Bana para kalıyor mu? Bana 2.13 pound para kalıyor. Sadece bir satıştan ki bu arkadaş ne kadar satmış? 1773. Yani buraya geldiğimizde arkadaşlar kalkülatörden hesaplayalım. 1700 şöyle yapalım. 1770. Ops. Hadi bakalım başaracağız. 1773 tane satmış. Bana bu üründen kar ne kadar kalıyor? 2.13. Eğer ben bu üründen bir ay içerisinde satarsam sadece bu üründen 3776 pound para kazanacağım. Sadece kar bu arkadaşlar. Bütün fiiller çıktıktan sonra ben size revenue'yu göstermiyorum. Revenue'yu zaten kendiniz göreceksiniz. Ve bunu aşağı yukarı ne kadar yazmıştı burası? 3776. 3776 pound'u. Biz bir ay içerisinde kazanırsak ki bu hesapta ben yapmak istemiyorum o kadar para. Sebebi hesabım kapanmasın diye. Yoksa hesaplara sıkıntı olabilir. Aşağı yukarı 120-130 bin Türk lirası sadece bir ayda şu üründen para kazanabiliriz arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Ben bu ürünü listeleyeceğim. Bu ürünün listeleme sürecine geçeceğim. Şimdi ben ilk önce yapacağım şey arkadaşlar bu ürünü listeleyebilmek için bu ürünün benzerini Amazon'da bulmak istiyorum. Ya da buradan da bulabilirim. Hiç sorun fark etmez. Ben buraya geldim. Varsayalım bu ürünü listeleyeceğim. Şuraya tıklıyorum. Copy to eBay. Hemen geliyorum. Altında Sell it yourself bölümüne tıklıyorum. Sell it yourself bölümüne tıkladığımda arkadaşlar nasıl olsa toptancımı buldum. Buraya direkt ürünümü listelemem gerekiyor. Ürünümü listeleme sürecine geliyorum. Ürünün listeleme sürecine geldikten sonra post data deyip saniyeler içerisinde ürünümü yüklüyorum. Quantity bazen fazla gelebilir. Birden fazla yüklemediğinize emin olun. Fiyatını ne kadar satacaktık? 11.77-12 olsun arkadaşlar. Fotoğraflar geldi. Açıklama geldi. Başlık geldi. Çok fazla başlık ve diğer şeylerle uğraşmayacağım. Çünkü koyduğum ürünler nokta atışı olan ürünler olduğu için her türlü satacak. Biliyorum çünkü dediğim gibi daha önce yüzlerce binlerce kez yaptım ve insanlara da yaptırdım. Onların hesaplarını da yönettim. Ve emin olun arkadaşlar arkanıza yaslanıp izleyin bir ay boyunca gelen satışları ve bu işte para yok bu iş bitti diyen bütün insanların anlattığı şeylerin gerçek olmadığını kendi gözlerinizle görün. Burada açıklama bölümü gelmiş şuradan aşağı baktığımızda ve buy it now price vesaire tamam yapmam gereken bir preview yapalım ürünümüzü görelim ve ürünümüzü listeleyelim. Şimdi bu ürün bu kadardı arkadaşlar 3-5 gün içerisinde ürün satıldığı zaman gönderilecek tamam harika varsayalım bu ürünü listeledim listediğim ürünleri göstermeyeceğim arkadaşlar örnek olarak göstereceğim bu süre içerisindeki biliyorum herkes benim istediğimi isteyecek böylelikle kendimi rekabetli istemiyorum bu süreçte o yüzden sadece örnek olarak göstereceğim süreçleri ama listelediğim ürünleri yapılan satış detaylı bir şekilde göreceğiz. Bunu görebilmek için gelin ilk önce hesabını arkadaşlar sell bölümüne gelelim. Sell bölümüne geldiğinizde arkadaşlar burada şu an görmüş olduğunuz gibi hesapta hiçbir satış yok. Ürün listelendi görmüş olduğunuz üzere. Ve tek yapmamız gereken ekstra bir şey yok. Şu an daha bir satış yok yani satış bölümüne geldiğimizde sadece aktif şu an bu yüklediğim ürün var arkadaşlar. Ve tabii ki bu ürünleri ben farklı farklı şekillerde listeleyeceğim ki sizler de görebilmeniz açısından. Yani bu şekilde Turku listeleri kullanarak arkadaşlar elimden geldiğince bütün ürünleri listeleyeceğim. Ürünleri araştıracağım. Akın Baba'dan koyacağım. Satıldığı zaman da ürünü Akın Baba'dan alıp müşteriye göndereceğim. Ve bu süreci bir ay boyunca arkadaşlar sizlerle beraber göstereceğim.
adım adım bu hesapta ne kadar paralar kazandığımızı ve gelen trafik tablosunu, hatta gelin detaylı bir şekilde bakalım. Burada performans bölümüne geldiğinizde, zaten daha yeni bir hesap olduğu için arkadaşlar şu an ekstra bir şey yapmadım. Hesabıma giriş yapalım, hep beraber görelim arka tarafta neler var neler yok ve biz bu ürünü nasıl hızlı bir şekilde ilerleteceğiz. Geldik buraya, hesabımız açılıyor. Açıldıktan sonra bakın şu an hiçbir satış yok. 7 günlük hiçbir şey yok. Trafik de yok. Daha yeni ürün listeledik zaten. Sıfırdan başlatmış olduğumuz bir hesap ama bir ayın sonunda gördüğünüzde binlerce pound'un nasıl kolay bir şekilde kazanıldığını, bu ticareti sizler için nasıl bir veli nimeti olduğunu göreceksiniz. Ayrıca ben bazı ürünleri de amazon.com.tr'den de listeleyeceğim. Oradan da satışlarını gerçekleştireceğim ve bir ay içerisinde şöyle bir para kazanmayı hesaplıyorum. Sadece bu yeni açmış olduğumuz hesaptan. Bakalım daha neler yapacağız. Serinin devamını takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Önümüzdeki seride yarın görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.